Arkadaşlar bakın sayacağım konular çok önemli. Bir, burada çocuk. Devlet diyor ki çocuk benim, sen bakıcısısın diyor. İki, kadın. Bakın sıralamaya bakın. Üç, yaşlılar. Dört, hayvanlar. Beş, erkekler. Yani erkeklerin değeri burada 5. sınıf. Köpeklerin yapılan tedavilerde, yani kısırlaştırma operasyonundan sonra aradan 1-2 hafta sonra ölmelerini gördüm. Amerika'da köpek nasıl evlat edinilir? Hakları nelerdir? Heyecan yapınca bu ağız yapısı bir anda böyle büyüyor. Joker gibi böyle falan gibi böyle komik bir hali var. Ya dedim bu ne güzel bir şey. Bunu verin bakayım dedim. Alman kurdu, Belçika kurdu, Pitbull, Amstaff, bunlar sitede yasaklandı. Hayda. Bir tane kız geldi yanıma. Ya dedi çok güzel bir köpek, teşekkür ederim dedim. Bunun adı dedi London mı dedi. Ne diyorsun dedim sen ya. Evet dedim. Siz bunu dedi barınaktan mı aldınız? Evet dedim. Dinojeyiz kanalından herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Efendim bugün farklı bir konseptle bir video çekmek istedim. Amerika'da hayvan hakları. Bu videoyu neden çekiyorum? İlk başta onu sizlere anlatayım. Son 2 aydan beri YouTube'da Türkiye'de birçok Pitbull, Amstaff, İngiliz Terrier gibi köpeklerin yapılan tedavilerde, yani kısırlaştırma operasyonundan sonra aradan 1-2 hafta sonra ölmelerini gördüm. Köpeklerin yapılan uygulamadan mı artık, narkozdan mı? Çünkü Pitbull ve Amstaff dediğimiz köpeklerin kalp kurdu ve kalp büyüme zaten riski olan hayvanlar, bu tür hastalıkları mevcut olan hayvanlar. Bu videoyu izledikten sonra benim de biliyorsunuz London adlı bir köpeğim var. Kendisi orijinal American Staffordshire Terrier, Amstaff dediğimiz köpek cinsinden. Hem köpeğimi anlatacağım. Amerika'da köpek nasıl evlat edinilir? Hakları nelerdir? Bu süreçleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii veteriner, işte mama olayları falan vesaire, bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz yaklaşık bir sene önce biz ailece karar verdik. İşte hani bir köpek alalım diye. Küçük kızımla başladık işte internetten araştırmaya, nasıl bir köpek alalım diye, bunun cinsi ne olsun. Şimdi Golden düşünüyorduk biz, ama Golden'un işte biliyorsunuz tüyleri çok aşırı döküldüğü için, benim küçük kızın da bu tür problemleri olduğu için, hani alerjisi olduğu için, hani onu almayalım dedik. Sonra Pitbull'a dedik, hani Pitbull alalım. Bu sefer de Pitbull, iyi huylu Pitbull'lar olmayabiliyor. Evet, Türkiye'de bunu da yaşıyoruz. Yani yetiştirme tarzına göre biliyorsunuz bu hayvanlar biraz sinirli olabiliyor. Yavru bulmak da zor. Sonra işte Amstaff, Amerika'nın biliyorsunuz askerlerin kullandığı bir köpek bu. Bella diye bir köpek bulduk barınakta. Bu belediyenin barınağında, Orlando'nun, Orange Country'nin. Gittik Bella'ya bakmaya büyük kızımla. İşte getirdiler böyle büyük bir kafesin içinde. Görevli top falan atıyor. Tabii bizimle hiç ilgilenmiyor. Yani biz var mıyız, yok muyuz? Ha, çok arsız bir cinsti. Neyse dedik yok, biz bunu almıyoruz. Başkalarına bakıyoruz. İşte bize bir yavru köpek gösterdiler. Yani biz küçük falan istemiyoruz dedik. Bir de o hayvancağız 8 yaşındaydı. Zaten 10 yıllık ömrü var. Baktım da ona. 2 yıl baktıktan sonra, öldükten sonra çok kötü olur insan diye, yok dedik. Sonra bir baktık. Şu anda arkamda geziyor, görmüyorsunuz ama. Hatta bakın şöyle de göstereyim. Oğlum, London. London. Gel buraya. Şunu duruşa bak, asalete bak. Yavrum benim be. Ondan sonra bir baktım, bu bizimkisi böyle heyecan yapınca bu ağız yapısı bir anda böyle büyüyor. Joker gibi böyle falan gibi böyle komik bir hali var. Ya dedim bu ne güzel bir şey, bunu verin bakayım dedim. Neyse biz girdik yine kafesin içine. İşte görevli top falan atıyor, bu hiç oralı olmuyor abi, yanımdan hiç ayrılmıyor. Bir de beni 3 dakika kokladı böyle. Ondan sonra sit down dedim, şöyle gözümün içine baktı. Bu esnada sit down please dedim, yani hani alışkanlık ya, hani kibarlık falan. Abi baktım bizimkisi lak diye oturdu. Aa dedim bizimkisi kibar. Neyse gel git komutları falan almaya başladı. Dedim ben bunu istiyorum. Adam dedi ki çok şanslısın. Bu arada inşallah o görüntüler vardır. O görüntüler varsa da buraya eklerim. Nasıl aldığımızı, işte o süreç nasıl geçti. Çünkü bir yıl geçti. Hatta ben London'ın videosunu yapacaktım. Öyle kaldı işte projeler falan olunca. Şimdi burası bulunduğumuz Florida'nın Orlando bölgesindeki belediyeye ait bir hayvan barınağı. Bu süreçte nasıl aldık? Önce internet web sitelerine girdik. Web sitelerinde orada bulunan kedi ve köpekleri bakıyorsunuz. Bizim zaten niyetimiz köpekti. Hatta oğlumuzun şöyle bir kimliği var. Arkadaş Türkçe adı Londra ama İngilizcesi London. 2 yaşında erkek, gri ve beyaz olarak görünüyor. Şöyle yakın alırsam. Zaten biraz sonra teslim aldığımızda da göreceksiniz. Normalinde bağış olarak $50 vermemiz gerekiyordu. Bir de kuduz aşısı için $5, toplam $55 ödeme yapacaktık. Ama $35 da indirim olunca arkadaşlar $20'a bu köpeğe evlatlık edindik. Tasmalarımızı gittik aldık.
arkadaşlar, London'a aldık. Yalnız hani veterinerden çıkartırken çekmek istedim ama London maalesef şu anda küçük bir operasyon geçirdi. Kısırlaştırma operasyonu geçirdi. Şu anda halsiz ve narkoz etkisiyle, yani havasında değil. Biz ilk aldığımızda böyle heyecanlıydı ama şu anda o heyecan yok. London'ın bütün bilgilerini verdiler. Akşam 8'e kadar besleme yapmayacağız ya da herhangi bir su vermeyeceğiz. Kafasına koydukları o koruyucu yaklaşık 10 gün kalacak. Çünkü yarasına dokunabilir gibilerinden. Görevli bize dedi ki, ya bu köpek dedi bugün geldi zaten dedi. Allah Allah dedik. Neyse. Tamam dedik, biz bunu istiyoruz. İşlemler falan başladı. Bir hafta sonra gelin alın dediler bize. Biz de tamam dedik. Bir hafta sonra telefon geldi. Biz bir gittik. Bizim London'ın kafasında böyle büyük bir huni mi diyorlar, ne diyorlar. Ondan var. Ya bu ne? Biz bunu kısırlaştırdık. Lan bir içim cız etti ya. İnsan bir sorar hani, sonuçta ben bunu sahiplendim. Bir sor bakayım. Tabii burada bir kuralmış bu. Yani barınağa düştün mü mecburen kısırlaştırıyorlar. Tabii videonun başında bahsettiğim olaylar, tabii o esnada da biliyordum. Hani bunlarda kalp büyümesi, işte kalp kurdu olması, işte bu tür kısırlaştırma operasyonlarında verdikleri ilaçlar, narkozlar yaramıyor diye bildiğim için eyvah dedim. Şimdi bu köpek de ölecek diye korktum. Çok şükür bir şey olmadı. Bir haftayı rahat atlattık. Gerçi 3 gün evde böyle 2 kilo rakı içmiş gibi böyle sersem sersem gezdi. Ondan sonra kendine geldi. Bize çok alıştı. Biz ona çok alıştık. Süreç nasıl oldu? $20 para verdim arkadaşlar. $20 para verdikten sonra ensesine bir tane çip taktılar. Yani London kaybolduğu zaman benim adım, soyadım, telefonum, güncel ev adresim, hepsi, bütün bilgiler orada görünüyor çipte. Kaybolduğu zaman zaten bildiriyorlar sana. Zaten eğer kaybolduğu zaman da biz de bildiriyoruz belediyeye. Bulunduğu zaman direkt evimize geliyor. Kuduz aşısı yapılmıştı. Her yıl kuduz aşısı var. $3 ile $5 arası. Bazı yerlerde ücretsiz yapıyor. Neyse, biz London'a eve getirdik. Korktuk hani, şimdi biraz da büyük, yani sonuçta 50 poundluk bir köpek. Yani yaklaşık 25-26 kilo yapıyor. Acaba alışır mı, alışmaz mı dedik. Yani komutlara uymaya çalışıyor. Çünkü bunların cinsinde biraz şey de var. Hani böyle özgür bir şey, irade var bunlarda. Hani biraz da böyle rahat bir ortamda olmak isteyen cinsten bir köpek. Baktım komutlara da uyuyor. Mesela masaya yemek koyduğumuz zaman bazı köpekleri görmüştüm. Masaya zıplar, öyle kendini yırtar, bana bir şey verin. Bunda hiç öyle bir şey yok abi. Sen o lokmayı ona vermediğin sürece hiç ağzını bile açmıyor. Gerçi şuralarından sular akıyor, ağzı sulanıyor ama. Neyse, bir baktık abi eve ne çiş ne kaka. Yani ilk sahibi demek ki London'a, yani o eğitimi vermiş. Bu arada London 2 yaşında, 2,5 yaşına girdi. Hiç böyle ne çiş ne kaka. Ve ilginçtir, bakın bu şaşıracaksınız. Bir seneden beri bende London ve 5 kere havladığını, 4 ya da 5 kere havladığını duyduk. O da bir kere yani hav dedi, o kadar. Yani seri bir şekilde havlamadı. Hırlama yok, havlama yok. Ya dedik ki, hatta ben hanıma dedim, ya dedim bu köpek sağır dilsiz mi dedim yani. Ama komutları duyuyor. Hani bu sefer hani bazı, şimdi arkadaşlar beni anlayacak, hayvan besleyenler. Hani havlayınca sinirlenir, sus, bağırır yani. Abi benimkisi de havlasın diye ben buna bağırıyorum. Havlasana lan diyorum böyle. Tabi bu arada bazı köpekler geliyor, onlar kendilerini yırtıyor. Abi bizimkisi hiç dünya umurunda değil. O havlıyor, kendini yırtıyor. Bu yok abi. Sakin, sessiz, sedasız. London'la çok güzel bir uyum yakaladık. Yani sadece ben değil, eşim ve iki kızım da. Yani bize ayak uydurdu. İşte yatak aldık mesela. Yer yatağı, böyle özel bir yatağı var. Bir ay, iki ay yatmadı abi. Daha yeni yeni böyle geliyor ama ya benim yatağımda eşimle ya da kızların yatağında. İlla sokulacak bize, illa dokunacak, illa temas edecek. Çok memnun kaldık London'dan ve hala da öyle. Yani bir, artık üçüncü bir evladımız, oğlumuz. 3 ay geçtikten sonra, tabi bu arada bizim siteyi de biliyorsunuz, diğer videolarda göstermiştim. Bizim sitede de Alman kurdu, işte Belçika kurdu, Pitbull, işte aynı cinsi, İngiliz Terrier falan, bu tür büyük köpekler çok vardı. Bana bir gün bir baktım, management, yönetim bir mail attı, herkes atmışlar. Alman kurdu, Belçika kurdu, Pitbull, Amstaff, bunlar sitede yasaklandı. Hayda! Lan durup dururken niye yasaklandı? Meğersem bir iki köpek birbirine girmiş, bir iki kişiye burada saldırmışlar. Tabii benim haberim yok onlardan. Yani çünkü büyük bir site, epey bir insan yaşıyor burada. Lan nasıl olur, biz bu köpeği aldık, biz bu köpeğe alıştık, yani böyle bir şey olamaz. Abi bakın şu haline bakın arkadaşlar ya, hiç var ya, görüyor musunuz? Oğlum, gülücüklere bakın, gülücüklere. Ne yapıyorsun oğlum? He? Tamam, baba konuşmayı bitirip geliyor. Tamam mı oğlum? Neyi geldikten sonra ya, ne yapacağız, ne edeceğiz dedik. Allah Allah, yani kızlar ağlıyor, baba biz bunu göndermeyelim yani. Aşık olduk biz köpeğe yani. O da bize aşık oldu zaten, hareketlerinden, ifadelerinden, bakışlarından. Yani o hissi veriyor bize London. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu arada biz barınaktan alırken bize verdikleri dosyada
cinsi bilinmiyor yazıyor. Neyse ben gittim müdüriyete, oradaki hanımefendi yetkili. Hani bunun cinsi belli değil dedi, belki hani M-staff olmayabilir, evet tipi öyle gösteriyor dedi, bir DNA testi yaptır. Ona göre sonucunda ne çıkarsa gelir konuşuruz dedi. Ben de tamam dedim. Bir iki işte PET şeyine gittim. PetSmart var burada meşhur. Her yerde yapmıyor o zaman, pandemi var. Gidiyorum işte, pandemi var, 3 ay sonra gelin falan vesaire. En sonunda bir yer buldum. 150 dolara DNA testini yaptırdım. 2 haftayla 1 ay arasında sonucu alacaksınız dediler. Ben de tamam dedim. Geldim işte management'a, dedim böyle böyle, tamam bekleriz dediler. Ama dikkatli olun, İşte çok şikayet var. Hayvanlar artık neler yapmışsalar ya da kime saldırmışsalar, bazı burada cinsler de var. Komşularımız, cins diyorum onlara çünkü hakikaten hayvan düşmanları. Neyse arkadaşlar, bize sonuç geldi. Orijinal American Staffordshire Terrier. Orijinal çıktı yani. M-Staff, eyvah listede var. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani ben ağlıyorum, eşim ağlıyor, çocuklar ağlıyor. Biz, hani ben bunu barınağa bırakırsam, bir de burada böyle bir şey var. Barınağa bıraktığınız zaman belirli bir süre o köpeğe evlat edinmediği sürece maalesef uyutuluyorlar arkadaşlar. Çünkü inanın ki burada çok hayvan var. Köpek, kedi alıyorlar, bırakıyorlar. Gittim tekrar şeye, management'a. Dedim böyle böyle. Dedi yani kontratınızı ya iptal edeceksiniz ya da köpeği barınağa ya da birine vereceksiniz. Ben bunu kime veririm dedim. Kontratı iptal etsem leasing'i yani 5 kira ceza ödüyorsunuz. İçerideki depozito kalıyor falan. Hem bir anda ev bulamıyorsunuz falan. Ya dedim ben bunu yapamam dedim, köpeği de bırakamam dedim, yani kusura bakmayın dedim, bana bir yol gösterin. Kadın dedi ki 2020 yılında Florida'da dedi bir yasa çıktı. Gidin dedi aile doktorunuza, tabi bu doktorun elinde olan bir sistem. Eğer bu evrağı alırsanız dedi, gelin dedi ben dedi köpeğinizin evde kalmasına izin vereceğim dedi. Nasıl bir evrak dedi, gidin bana bir kağıt verdi, gittim doktora. Şeymiş yani işte köpek sahibinin psikolojik problemi var. Bu köpekle işte bütün psikolojik problemlerini anlatıyor, bu köpeğe ihtiyacı var anlamında, öyle söyleyeyim yani. Gittim, benim de aile doktorum da dünya tatlısı bir insan, 7 dil biliyor, 70 yaşlarında uzman bir doktor, aile hekimimiz. Gittim, bir de randevu, yani randevusuz burada hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hani beni gördü, böyle yaptı, evrak verdim, hani hemen geldi. Normalde almazlar öyle, Amerika'da yaşayan arkadaşlar bilir. Dedim böyle böyle dedim, yani bak buraya gel, gel oğlum, gel oğlum. Ekrana çıkıyorum bilmiyorum ama, çıkacağım mı? Çık oğlum, hadi çık, tamam. Neyse, hiç hani kağıdı gördü. Tamam Dino dedi. Tak verdi kağıdı. Yazmış. İşte Dino Jace. Köpeğin adı London. Bir de bunun seri numarası var. O çipteki o numaralı hayvan. İşte Dino'nun psikolojik problemlerinden dolayı. Aslında öyle bir şey yok da işte. Bu hayvanla yaşaması hakkı falan vardır gibilerinden bir şey yazmış. Abi ben bir sevindim. Neyse geldik şeye. Kağıdı verdim kadına. Tamam dedi, bir sıkıntı yok. Dedim emlakçı. Dark yanımda aradı. Normalinde bir de emlakçı da bana mail attı. Şimdi biz ev sahibiyle burada muhatap olmuyoruz. Emlakçılarla muhatap oluyoruz. İşte olursa 500 dolar dedi depozito vereceksin ve 50 dolar her ay dedi ekstra dedi kiraya zam yapacağız dedi. Dedim canın sağ olsun. Aradı abi management. Dedi böyle böyle bu köpek burada kalacak. Nereye ne kira, nereye depozito alacaksınız bu hayvandan. Çünkü dedi yasal olarak dedi bununla dedi nereye gidersen git dedi bu kağıdı kime gösterirsen dedi bu köpek için dedi ne depozito ne de kira alma hakları yok dedi. Abi biz ne depozito verdik, ne ekstra 50 dolar verdik her ay için. Kaldı bizimle London. Bir seneden beri bizimle ve çok memnunuz. Mamaları arkadaşlar, onu da ben size söyleyeyim aklıma gelmişken. 25 poundluk ya da 50 poundluk mamalar alıyoruz. Bunlar 20 dolarla 40 dolar arası. Organik mamalar alıyorum. Beef yani et ve sebze karışımlı mama alıyorum. Evde eşim işte et yaparken ayırıyor onun etini. Kuşbaşı tarzı böyle çiğ vermemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar biraz hassas hayvanlar arkadaşlar. Hani bizim Türkiye'deki gibi bizimkiler biraz daha sağlam iradesi o konuda. Bunlar biraz hassaslar. Ondan sonra arkadaşlar işte her yıl işte dediğim gibi kuduz aşıları var. Her yıl bakımları var ve bu bakımlar arkadaşlar 150 dolar 200 dolar tutuyor. Ekstra bunlar için insurance da var. Sağlık sigortası da var. İsterseniz onu da yaptırırsınız. Bedava tedavi de görüyorsunuz. Ben yaptırmadım. Çünkü evde olduğu için beslediğimiz şeyleri bildiğimiz için hani her yıl normal kontrole götürüyoruz. Ama ondan hariç hani ekstra bir sağlık sigortası almadım. Çok da memnunum. Yani şimdi görüntüler varsa, geçmişten olan görüntüleri de bu arada videoya ekleyeceğim varsa. No, sit down, please. London, sit down, please.
London, sit down. London, sit down. Burada bu arada please diyeceğim. Sit down. Sit down. London. 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 Come here. Şu an o yöntemden takmıyor. Come here. Come here. Sit down please. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down please. Sit down. Sit down. Come here. Şöyle de hatta biraz da yürüyelim. Öyle görün London'ı. Oğlum. Babuş. Sit down please. Sit down. London. Sit down. Tabii oturmuyor burada şeyler var ya. Hadi gidelim mi oğlum? Bu arada bizimkisi aşırı inatçı. Bakın almaya çalışayım. Ha hırlama falan yapmaz arkadaşlar. Bak. Bak. Hemen. Oğlum bıraksan onu. Bak. 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 Lan yeme onu. Bak onu alır eve getirir ya. Yok böyle bir şey ya. Dur oğlum dolandın lan. Dolandın. Bak. Hadi bıraktım hadi. Ne halin varsa. Ben gidiyorum hadi. Görüşürüz. Bıraktım tasmanı masmanı. Bak. Şımardı şımardı. Dolandın. Kırdın lan kırdın. Al kırdım kırdın. Tasmanı kırdım. Ha bu arada böyle işte inadı da var. Yani bazen söz dinliyor, bazen dinlemiyor. Ama o huyunu da seviyoruz işte. Bak, 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 bak. Dur şunu ben alayım elinden ya. Zor bela aldım elinden. Bak, bak. Bak şimdi onu alacak, bak. Ne ol? Bak, bak, bak şuna bak. Ben sevmedi onu. Sabah ve akşamları böyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Sabah işte 9-10. Aradan 10 saat sonra falan bir daha çıkartıyoruz. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya abi çok uzun tutuyorsun falan. Böyle alıştırmışlar. Ha bir de çok ilginç bir olay daha anlatacağım size. Aklıma geldi. Pandemi döneminde aşıya gitmiştik. Eşim ve büyük kızımla. London'ı evde bir kere bıraktık. Evi dağıttığı için yanımıza götürdük. Artık evde yalnız bırakmıyoruz London'ı. Çünkü çorap düşmanı. Oyuncak dayandıramıyoruz. Yani anında oyuncakları parçalıyor. Neyse gittik işte. Ben dışarıda bekliyorum. Eşim de kızım aşı yaptırıyor. Bir tane kız geldi yanıma. Ya dedi çok güzel bir köpek. Teşekkür ederim dedi. Bunun adı dedi London mı dedi. Ne diyorsun dedim sen ya. Evet dedim. Siz bunu dedi barınaktan mı aldınız? Evet dedim. Ya dedi ben bu köpeği ben buldum dedi. İşte ben götürdüm dedi şeye verdim. Hayır oğlum. Ondan sonra... Lan yavaş bir de çok güçlü arkadaşlar. Of omuzumu çıkartacaktı ya. Dedi ki işte dedi ben barınağa götürdüm. Adını ben koydum dedi. Aa çok sevindim dedi işte sahiplenmenize. Oğlum gel buradan eve gitmiyoruz. London gel bu taraftan. Ondan sonra ben götürdüm bıraktım işte çok sevindim yoksa bunu uyutacaklardı falan vesaire. Dedim yani içimden dedim Allah razı olsun. Desem de anlamaz çünkü İspanik kökenli bir kızdı. Teşekkür ettim. O da bana teşekkür etti işte. İyi ki evlat edindiniz diye. Tamam dedik ayrıldık. 5 dakika sonra kız geri geldi. Hemen aşı yaptığımız yerin yan tarafı spor salonuydu. Geri geldi. Ya dedi annemi aramak istiyorum dedi. Anneme göstereceğim dedi. Tabii dedim yani arayın gösterin. İşte İspanyolca bir şeyler söyledi anlamadım orada. Annesinin sesinin titrediğini duydum yani böyle. Ağlamaklı oldu. Büyük ihtimalle London onların köpeğiydi. Annesinin köpeğiydi. İşte kızı götürdü bakamayınca barınağa vermişler. Çünkü yani kız geldi direkt London dedi. Ve dünya ne kadar küçük düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Benim evimden yaklaşık 15 mil bir yolculuk yaptık. Öyle bir yere gittik aşı yaptırmaya. Ve eski sahibinin kızını görüyoruz orada. Bu da ilginç bir şey. Şaşırmıştık. London şey yaptı. Kızı görünce şöyle bir biraz heyecan yaptı ama ondan sonra normale döndü biliyorsunuz. Eski sahibini gördükleri zaman bu cinsler yani bütün köpek cinsleri şeydir. Heyecan yapar. Fazla yapmadı. Gel oğlum gel. Tenis kortuna bakın gireceğim şimdi. Ortalığı yıkacak. Normalde yasak burada ama. Bu arada şey yani London hani biraz kendi şey yaptı ama bak şimdi şunu bir çıkartayım onu parçalayacak yoksa. Bir dakika oğlum. Heh, şimdi halin varsa gör. Hadi. Yürü.
Şimdi mesela biz işte hanımla alışverişe gidiyoruz. 2 saat evde yokuz. Geliyoruz abi. Sanki bizi 2 seneden beri görmemiş gibi. Ortalığı yıkıyor. Bir heyecan yapıyor. Aman Allah'ım, anlatamam size. Yani çok güzel bir duygu. Türkiye'de hatta bir arkadaşım videosunu izledim. Bu arada MSTAF'ın da derneği kurulmuş. Yani American Staffordshire Terrier'in, yani bu cinsin. O arkadaşları da kutluyorum. Yani güzel bir oluşum yapmışlar. Bir video izledim. İşte hatta 2 video vardı. Kısırlaştırma operasyonuna girdikten sonra ikisinin de cinsi pitbull'du. Ve kalp büyümesi olarak olmuş. Ve verdikleri artık narkoz mu, ilaç mı? Yani şimdi kimsenin de şeyini de almak istemiyorum. Ve o hayvanlar maalesef öldüler. Ve dünya akıllarda geçmiş videolarını falan da baktım. Ya oturdum üngür üngür ağladım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz biliyorsunuz Türk toplumu çok şeyiz, böyle duyarlı bir toplumuz. İlk önce köpek besleyen arkadaşlara şunu istirham ediyorum, rica ediyorum. Yani bunları işte böyle karanlık odalara koyarak, işte sinirlendirerek böyle bir yaşantı vermeyin bunlara ya. Bunlar sonuçta hayvan, bunların zekası belirli bir yere kadar. Yani illa dövüşçü köpek falan yaptırıp da elinize ne geçiyor Allah aşkına? Yani böyle şeylerden uzak durun yani. Ondan sonra hani bir de hayvan düşmanları var. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var. Ya onları esefle kınıyorum. Ya Allah'ın yarattığı bir varlık arkadaşlar, bunlar bizlere muhtaç ya. Yani sokakta bir hayvan gördüğünüz zaman sevin, o şefkati verin onlara. Elinize bir lokma bir şey varsa verin yani. Sonuçta bunların ağzı yok, dili yok, konuşamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar. Ya da yani illa köpek olması değil, kedi, kuş, neyse yani. Ya ben hani 20 sene, 30 sene öncesinde bizim Türk toplumu hakikaten çok duyarlıydı. Yani biz, ya annem kumrulara bayat ekmek koyardı balkona. Oradan gelir o hayvanlar beslenirdi. Yani bakın düşün. Düşünün yani ekmek parçaları. Kedileri gördüğü zaman su falan koyardık, süt koyardı köpek, yani aynı şekilde. Bu son 10 seneden beri bakıyorum Türkiye'de, bilhassa Türkiye'de ya hayvanlara yapılan bir zulüm var ya. Bu nedir arkadaşlar? Ne geçiyor elinize yani? Şu hayvana 2 tane vurduğunuz zaman size madalya falan takmıyorlar ya. Ya hiç mi Allah korkunuz yok yani? Ya vallahi benim Allah korkum var arkadaşlar. Demek ki bana nasip etmiş ki Allah bunu. Yani kısmetimde bu varmış ki buna bak diye yani. Şu hayvancağız ne var yani, buna 2 lokma ekmek vermek, ona şefkat göstermek. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok sadıklar, çok iyi dostlar ya. Ya ben bazen geliyor akşamları kucağıma, benim üçlü koltukta ben uzanıyorum böyle. Kafasını göğsüme koyuyor, kalp atışlarımı dinliyor ya. Göz göze geliyoruz böyle. Yani sadece göz göze gelerek konuşuyoruz biz bununla yani. Şuna bakar mısın ya? Ben buna nasıl kıyarım yani? Dur oğlum, hayır. No. Geç biraz, gez dolaş. Gez biraz, gez. Biraz gez. Gez bak, konuşuyorum ben oğlum. Yani o yüzden sizlerden ricam arkadaşlar, hayvanları sevin ya. Bir de belirli kanunlar çıkartmışlar memlekette. Bilmiyorum, tam emin değilim o kanunlardan. Yani videolardan gördüğüm kadarıyla. Ya biraz daha böyle elden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sonuçta biz insanoğlu bu hayvanlara bakmak zorundayız yani. Burada mesela yani bütün Avrupa'nın her yerinde şöyle bir şey var. Yani burada da daha önemli. Arkadaşlar bakın, sayacağım konular çok önemli. Bir, burada çocuk. Devlet diyor ki çocuk benim, sen bakıcısısın diyor. 2, kadın. Bakın sıralamaya bakın. 3, yaşlılar. 4, hayvanlar. 5, erkekler. Yani erkeklerin değeri burada 5. sınıf. 1 çocuk, 2 kadınlar, 3 yaşlılar, 4 hayvanlar. Yani buradaki hayvanlar erkeklerden daha değerli. Çünkü çocuklar bakıma muhtaç. Kadınlar biliyorsunuz dünyanın her yerinde maalesef zulüm görüyorlar. Yaşlılar zaten son yıllarını yaşıyorlar. Hayvanlar da öyle. O yüzden erkekler 5. sınıf. İyi ki de böyle bir şey yapmışlar yani. Bence mantıklı bir şey. Şimdi birçok arkadaş diyecek ki abi sen ne diyorsun falan. Öyle kardeşim. Yani bir çocuk bakıma muhtaç. Kadınlar değil tabii ki günümüzün şartlarında, ama dünyanın en güzel varlıklarıdır ya kadınlar. Analarımız, kardeşlerimiz, yaşlılarımız. Hürmet, yani büyüklerimizi hürmet etmez miyiz? Dedelerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, bizden yaşça büyüklere. İşte hayvanı da burada 4. sıraya koymuşlar. Hem Avrupa'dakiler hem Amerika'dakiler. Buradakiler bu tabii bu konuda daha aşırı disiplinliler. Hatta hayvan polisi var burada arkadaşlar. Yani atıyorum ki hatta bizim bu Florida biliyorsunuz timsahlar şehri. Yani timsah görüldüğü zaman sen hani silahını çıkartıp vuramazsın ya da taş atamazsın ona. Hemen polisi arıyorsun arkadaş. Polis de gidiyor, hayvan polisini arıyor. Onlar alıyorlar hayvanı, yaşayacağı yere geri götürüyorlar. Neyse arkadaşlar, çok uzattım ya, çok konuştum. Yani benim oğlumun hayat hikayesi de bu işte. Yaşamaya devam ediyoruz. Çok mutluyum. London, mutlu muyuz oğlum? He? Mutlu muyuz oğlum? Aslanım benim, koçum benim. Sit down, sit down. Sit down please. Tabii elimde bunları görüyor ya, oyun zannediyor. Oğlum, hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim, eve gidelim. Eve gidelim. Dur şunu takayım oğlum. Bak. Ben biliyorum huyunu abi.
Ben biliyorum, tamam bu, şimdi buradan çıkmaz. Neyse arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Lütfen hayvanları sevin. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.